Merhaba arkadaşlar, ben Utuncul fizik öğretmeni. Çizgisel momentum serimizin 8. videosunda arabalı sorularla devam ediyoruz. Burada sürprizimiz var. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu son kitabında artık eskisi gibi yaklaşmıyor bir noktada. Bir bakacağız onun ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi 5M kütleli bir arabamız var. V hızıyla hareket ediyor yere göre. Üzerinden de bir cisim atılıyor. Şimdi bakalım burada ne olmuş. V hızıyla hareket eden aracın üstünden yere göre. Zaten momentum korunumu yere göre yapılır arkadaşlar. Onun için de hani sonuçta yere göre olması bizim işimize geldi. Atılan cismin arabanın son hızının 3V olmasını sağlıyormuş. V üssü nasıl bir şeymiş bu? Şimdi birlikte takılıyorlardı. Bu atılmadan önce evet, bunun da kütlesini verseydin Umut ya. Hayret bir şey ya. İşte böyle hastayken böyle oluyor demek. Yani bunun kütlesi olmadan sen bunu yazabilir misin? Yapabilir misin? Hareket eden aracın üstten yere göre V hızıyla atılan cisim. Ne hangi cisim? M kütleli cisim. Teşekkürler. Şimdi birlikte takılıyorlardı. Bunu henüz daha atmadık. M burada, 5M burada. Herkes V ile gidiyordu. Onun için 6MV yazıyoruz. Eşittir. Şimdi bu sol tarafa doğru ya, onun için onu unutmayalım, sola doğru atıldığını. M çarpı V üssü hızıyla gidiyor. Eksi yönde olduğunu vurguladık. Bu arabanın son hızı ne oluyormuş? Yani atıldıktan sonra 5M çarpı son hızı 3V oluyormuş. Ona da lütfen dikkat. Böyle yaptığımız zaman bunlar öyle, onlar böyle. M çarpı V üssü eşittir 15MV eksi 6MV, şöyle yaptık. M çarpı V üssü eşittir. Çok nefis bir şekilde 9V. Şurada götürmüş olayım bari. Şunu da sileyim. V eşittir 9V çıkıyor. Evet. V üssü 9V ile. Sen zaten bunun sola doğru olduğunu biliyorsun ya. İşaretini de dikkat etmiştin ya. Onun için burada sadece değerini buluyorsun. Karışıklık olmasın. Şimdi klasik bir arka. Bunu kayıklı olarak görebilirsiniz. Kayığın içerisinde bir adam vardır. Sağa sola gider. Ya da kaykayın üzerinde yürümeye çalışıp düşen birisi olabilir. Burada biraz platform tadında bir araba olacak bu. 4M kütleliymiş. Üstünde durmakta olan M var. Şimdi bir olay gerçekleşecek birazdan. Burada nedir? Sonuçta momentum 0. Olay öncesinde momentum 0'sa olay sonrasında da momentum 0 olmalı. Biz de momentum korunumunu yere göre yapıyoruz. Unutmayın bunu. K ucuna doğru x kadar yürüyor. Buna göre araba yere göre kaç x yer değiştirir demiş. Bir bakalım. Şimdi olay öncesinde momentum sıfırdı. Şimdi elemanı bu tarafa doğru yürüttüler. O neydi? İşte diyelim ki hani bu tarafa doğru yürüyecek ya sonuçta. M kütleri, yani momentumların sıfır olması için 4M'ye M var karşımızda. Bu tarafa gider. Sen bu tarafa gidersen. Arabanın yere göre hızı V olursa çocuğun bu tarafa doğru hızı da ne olacaktır? 4V olacaktır. Ama yere göre bunlar. Şimdi bunu bulduk zaten de. Yani şöyle yapmamız lazımdı aslında. M çarpı V çocuk. Şöyle. Efendim. Ondan sonra olay sonrasında 4M çarpı V araba. Böyle olmalıydı. Evet. Ondan sonra da bunlar böyle karşılıklı falan. Biri diğerine göre ters olacaktı. Efendim işte M çarpı V çocuk eşittir 4M çarpı V araba diyelim. Bunlar gitti. V çocuk ama bunu karşıya atınca ters yönde olduğu için eksi ya. Eksi 4 tane V araba oluyor. Yani sen buna şimdi V dersen bu da o zaman hani 4V oluyor. Birbirine göre zıt olduğunu buradan anlıyorsun. Ama ben zaten buldum onu. Şimdi bu yere göre unutmayın. Bak bu yere göre. Nehir problemi gibi. Senin yere göre 4V ile gözükebilmen için burada altından V ile gidiyor bu. Sen bu tarafa doğru dikkat et. Arabaya göre 5V hızla gidersen araba seni bu tarafa doğru V ile götürdüğünde ancak sen dışarıya ne gözükürsün? 4V gözükürsün. Bunu sakın unutma. Şimdi çocuğun K ucuna doğru x kadar yürüdüğü söyleniyor. İşte bak arabaya göre bir yer değiştirme olduğu için benim burada 5V'ye ihtiyacım var. Momentum korunumu bitti. Çaktırmadan bileşik hareket yaptık. Nehir problemlerindeki gibi bir soru çözdük. 5V çarpı T. Araba ne kadar gider? X üssü diyelim. O da tabii ki de ne olacaktır? Eksi V tadında olacak. Hadi vurgulu yapayım böyle. Çarpı T x üssü eşittir. O zaman x bölü 5 ama ters yönde. Ters yönde. Yani x bölü 4 değil. Hani V 4 V yaptık ya, ondan dolayı karışıklık olmasın. Arabaya göre yürüdüğün için bu yolu ona göre değerlendirmemiz gerekiyor canlar. İlerlemedeyiz.
Şimdi şekilde belirtilen hızla hareket eden 5 kilogram kütleli araca 2 kilogram kütleli cisim yatayla 37 derece yapacak şekilde 5 metre bölü saniye hızla atıldığında cisim araca yapışıp kalıyor aracın son hızı. Olay öncesi olay sonrası var arkadaşlar, sıkıntı yok. Burada 4 metre bölü saniye var. Düşeyi takmıyoruz çünkü arabayı yerin dibine geçirmiyoruz. Yataya bakacağız, onu unutmayalım. Olay öncesinde burada 2 çarpı 4'ten yazalım. 2 çarpı 4 var. Eksi ters tarafa doğru giden genç var. 5 çarpı 3 var. Eşittir. Kenetleniyorlar bunlar. Araca yapışıp kalıyor. Aracın son hızı nedir diye sordular. Yapacak bir şey yoktu. Evet. Toplamda ne olacak? 2 artı 5'ten bilmiyoruz arabanın son hızını. Şimdi buraya baktığımızda 8 var, 15 var. Eksi 7 kaldı. Burası da 7 çarpı VA üssü olur. VA üssü de eksi 1 metre bölü saniye hızla, yani sola doğru gitmeye devam eder. Hızının büyüklüğü de 1'miş. Aracın son hızını böyle yaptık. ÖSYM de bu soruyu sormuştu arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet, şimdi bakalım. Momentum korunumu yere göre yapılıyordu, unutmayın. O da zaten yere göre vermiş. Atlamayalım, kendi bildiğimizi okumayalım. Yere göre dediği için olduğu gibi kullanacağız. Şimdi bu tarafa doğru. Şurada 60 derece verilmiş ama yani sin işte 60 derece böyle kök 3 bölü 2. Yok efendim cos 60 derece, bize ki bu lazım 1 bölü 2. Bunlar verilmeli. Tamam. Şimdi o zaman 8 ise burası 4 metre bölü saniye, bana bu lazım. Ama atılmadan önce bunlar beraber takılıyorlar. Bak şimdi toplamda 5 kilo. İkilik hızla gidiyorlar. Bu vatandaşı yere göre dediği için aynen kullanıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. 4 ile attılar. Eksi 1 çarpı 4 artı araba ne yapar diyoruz. 4 çarpı V arabanın son hızı. Şimdi burası 10. Burası da evet iğrenç falan diyorum. Böyle korkunç bir şey oldu burada. Neyse. Komik oldu. Problem yok. Şimdi buradan 4 tane VA üssü eşittir. 10, 14 oldu. VA üssü eşittir. 14 bölü 4. En fazla 7 bölü 2 metre bölü saniye olur. Yine en azından 3,5 çıktı. Yere göre dedi. Aracın son hızını sordu. Şimdi aynı sayılar var. Bakın 1 kilogram. Yani problem yok onda. 1 kilogram, 8 metre bölü saniye, 60, 4, 2, her şey aynı. Ama ne dedi? Araca göre. Şimdi arkadaşlar biz yıllarca bak yıllarca şu anda aynı bileşik harekette olduğu gibi, yani bunun işte bak bu tarafa doğru araca göre 8 ile atıyorsun. İşte bunun burada 4 var. Bak şimdi dikkat et, 4 var ama sen burada 2 ile gidiyorsun, o dışarıya şöyle gözükür, öyle anlattık. Çünkü öyle isteniyordu, öyle kabul görüyordu. ÖSYM de öyle yapıyordu. Yani sorduğu zaman test kitapları, herkes, her yer böyle yapıyordu. Ha gerçekte böyle miydi? Hayır. Neden peki? Bak arka arkaya aynı sayılarla bu sefer araca göre diyorum. Dikkat edin. Şimdi bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına yani gerçekte olan şey girdi. Onun için ben de artık anlattığım şeyi değiştirerek anlatıyorum. Bu yenidir işte. Satır satır inceliyorum derken, örnek örnek bakıyorum derken olay bu. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi adam der ki şöyle bir şey. Sen bunu attığın anda buna hani sonuç olarak bir tepkide bulunuyorsun ya. Sen şimdi burada 4 ile böyle, 2 ile böyle, bu tarafa 2 kalır diyemezsin diyorsun. Çünkü artık bu 2 değil diyorsun, tamam mı? Yani onu bir kıpırdattın diyor adam. Yani yapma artık diyor onu. Ona bir dikkat diyor. Onun hızı başka bir şey oldu diyor. Ona göre takılacağız diyor. Tamam mı? Şimdi onu anlatacağım ben. Mesela nehir problemlerinde diyelim ki bu tarafa doğru 2 ile akan bir nehir var. Sen bu tarafa doğru 4 ile gittiğin zaman bu tarafa doğru 2 kalır. Eskiden bizim yaptığımız şey buydu işte. Burada böyle yapar geçerdik. Ama adam artık bunu 2 olarak kabul etmiyor ki doğrudur. Katılıyorum ama bugüne kadar söyleyemiyorduk. Öyle anlatıyorduk. Şimdi diyor ki etkiye karşı tepki geldiğinde senin diyor hızın artık burada 2 değil V üssü diyor. Sen onun üzerinden böyle 4 ile atılıyorsun. O zaman biz dışarıdan baktığımız zaman senin hızın, yani dışarıya gözüken hızın ne olacaktır? Eksi 4 artı V üssü. Böyle bir şey olacak. Artık kim büyükse, kim iyiyse böyle yapmak zorunda kalacağız. Yani o tepkiden dolayı arabanın hızının hafif değiştiğini, yani o değişimin üzerinden 4 ile atıldığın için,
yere göre hızını bulurken o V üssünün üzerinden işlem yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Şimdi biz buna göre yapacağız. Şimdi baktığımız zaman burada başlangıçta 5 kiloluk vatandaş 2 ile gidiyordu. Efendim eşittir. Sonra 1 kilogramlık cisim atıldı. Hangi hızla? Dediğim gibi bu cisim atıldıktan sonra arabanın hızının değiştiğini, V üssü olduğunu söyledik. Yani V üssünü mesela şöyle düşünün. Bu tarafa doğru 7 ise, bu tarafa doğru 3 ise sen bu tarafa doğru 4 çıkacaksın. Ama diyelim ki yani atıyorum kafadan bu tarafa doğru 1 ise sen bu tarafa doğru 3 ise bu tarafa doğru 2 çıkacaksın. Şimdi ben bunun değerini bilmiyorum ya, pardon şunun değerini bilmiyorum ya, ona göre işlem yapacağım. Bir V üssü diyorum. Pozitif yönde olanı pozitif, negatif yönde olanı da negatif söylüyorum. Yani vektörel işlemi yapıyorum ben burada. Olayı olduğu gibi getiriyorum. Şimdi bakalım ne olmuş. O zaman birlik vatandaş eksi 4 artı V üssü oluyor. Şöyle bir şey oldu. Bu arabanın hani o işte son hızı olmuş oluyor. Yani ona göre yapmamız gerekiyor. Arabanın son hızı. Biz burada V üssü derken arabanın son hızını kastediyoruz. Artı 4 kilogramlık vatandaş da V üssüyle zaten bu tarafa doğru daha güçlü bir şekilde gidecek. Burası şimdi 10 oldu. Buradan eksi 4 var. Buradan işte artı V üssü var. Artı 4 V üssü var. At bunu buradan karşıya. 14 eşittir. 5 V üssü oldu. V üssü eşittir. Korkunç bir sayı ama yapacak bir şey yok. 14 bölü 5 metre bölü saniye çıkıyor. Tamam. Bu şekilde çözülecek. Ha, bu gelir mi gelmez mi, kargaşaya neden olur mu bilmiyorum. Daha net sorularla geldiler hep bugüne kadar. 1900 yani 70'li yıllardan bu yana diyelim. Böyle şeyler geldi. Yani artık var ama devlet kitabında örnek olarak var arkadaşlar, bu kusura bakmayın. V hızıyla hareket eden araçtan araca göre düşey olarak 20 metre bölü saniye hızla bir cisim atıldığı anda, düşey olarak atıldığı için bu etki tepkiden dolayı arabanın hızında bir değişiklik olmayacak. 2 saniye yükseleceksin. 2 saniye de arabaya göre böyle. Ama araba giderken atılıyor ya. Burada V hızı varsa sende de V hızı var. Yani sen düşeyde bu 20'ye göre hani 2 saniyede çıktın, 2 saniyede indin. Tamam. Bir de yatayda V hızı vardı. Normalde bu araba sabit hızla gitseydi birazdan şuralarda bir yerde olacaktı. Tabii ki de arabanın üzerinde ben mesela elimdeki bir elmayı atıp tutuyorsam bu sonuçta böyle tekrar benim elime gelecekti. Hiç dışarıdan bakan böyle görecekti. Çünkü iki hareket var. Bir yukarıya doğru olan var, bir de yana doğru olan var. Arabaya dik olduğu için problem çıkmıyor arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Araca göre diyor, problem yok. Araca göre ise yataydaki bu V hızı sende başlangıçta var. Eğik atış yapıp eline gelecek. Ama problemi nasıl ortaya çıkarıyorlar? Ben bunu attığım anda bunu hızlandırıyorlar. İşte o zaman sen arabanın üstüne düşmezsin. O zaman bak ne olur? Şöyle bir şey olur. Buradan böyle eğik atış buraya gelir. Araba burada değildir. Araba ivmeli hareket yaptığı için ileridedir. İşte bu aradaki mesafeyi soruyorlar bize. Cisim yere düştüğünde arabadan ne kadar uzaklıkta olur? Araba ivmeli hareket yaptığı için bu fark oluşuyor. Lütfen bunu kaçırmayın. Sabit hızla gitseydi gene aynı noktaya düşerdi. Arabanın üstüne düşerdi. Sen mesela arabanın ön koltuğunda oturuyorsun diyelim ki, ya da otobüste oturuyorsun, metroda oturuyorsun. Elinde bir tane işte ne diyeyim silgin var. Atıp tutuyorsun gene eline geliyor yani. Çünkü metro sabit hızda gidiyor ya da otobüs. Sen de elindekini atıp tutuyorsun. O da aynı hıza sahip. Tabii ki de eline tekrar düşecek. Ama sen diyelim ki attığın anda metro ya da otobüs ya da araba hızlansa, o zaman senin üstüne çarpar o silgi. Geride kalır çünkü. İşte burada yere düşmesinin, aradaki bu farkın oluşmasının sebebi de bu. Şimdi biz bunu bulacağız. Nasıl bulacağız? Tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle hız zaman grafiğine bağlı olarak. Şuraya çizeyim ben onu. Şimdi hız zaman grafiğinde şöyle yapalım. Bizim bu taşımızın yani atılan şeyin yatay hızı V ya, o zaten öyle gitmeye devam ediyor. Bu taş diyeyim ben buna. Bu V ama araba ivmeli hareket yaptı, hızlandı böyle. Bunu da böyle göstereyim. Araba kaçlık ivmeyle hızlanıyormuş? İkilik ivmeyle. 2 saniye çıkış, 2 saniyede iniş, toplam 4 saniyesi var. İkişer ikişer hızlanıyor. O zaman ne olacak? 8 metre bölü saniye hız kazanır. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi böyle 4 saniye oldu. Burası ne olur? V hızına 8 eklemiş olursunuz. İkişer ikişer hızlanıyorsunuz ya. Senin o zaman buraya gelinceye kadar hani 2 gitti 2 gitti. Sana da 4 saniye veriyoruz. Sen de hızlanıyorsun sonuçta. Yani şurası 8 olur. Bunu unutmayın.
Şimdi aradaki fark ne? Taş şu yolu aldı bak, dikkat. Şu dikdörtgenin alanı şurası. Araba ciddi bir şekilde yol aldı. Şöyle. Aradaki fark ne? Şimdi şu anda taradığım üçgen işte. Şuraya bakıyorum. Şimdi oradaki üçgene baktığın zaman şöyle bir üçgen. Burası 8'di. Taban da yani şurası da 4'tü. Taralı alanı bulursak x'i bulmuş olacağız. Şöyle. Burası da 4. O zaman x eşittir 8 çarpı 4 bölü 2'den şöyle. Evet, bu 16 metrelik bir fark oluşuyormuş. Evet, güzel. Evet, geldik 7. sorumuza. Zor sorular devam ediyor. Bir tane araba var, böyle duvarı da var, kendi duvarı var, böyle yani demiri var, bir şey var. Böyle 5M kütleli bir araç. İp bağlamışlar, cisim bir yere kaçamıyor. Yine burada sıkışmış bir yay var, kimseye bağlı değil. Sıkışmış bir yay yerleştirilmiştir. İp kesilip cisim yaydan ayrıldığında hızı yere göre 2 metre bölü saniye. Yere göre dedi, bak dikkat. Şimdi burada 5M ve M var. Sen bir kere bu arabayı yere göre dediğinde, mesela bu tarafa doğru V hızıyla çıkarsa, bu da bu tarafa doğru kesinlikle 5V hızla çıkar. Bunlar yere göre hızlar, tamam mı? Evet, ip kesilip cisim yaydan ayrıldığında hızı yere göre 2 oluyormuş. Arabaya göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Yani sayılar güzel verilmemiş ne yazık ki. Aracın hızı denseydi. Bak şimdi ip kesilip cisim, neyse. Şimdi bu V ile gidiyor ya, bak bu yere göre hız. Yere göre. Evet. Bu da yere göre. Yere göre. Peki. Şimdi arabaya göre hızı. Cisim yaydan ayrıldığında hızı yere göre 2. Yani şu. Şu. 5V. Ama V ile giden bir şeyin üzerinde siz dışarıya doğru 5V gözükecekseniz, unutmayın, burada 6V yapmanız gerekiyor. Öncelikli olarak. 6V yapacaksınız arabaya göre. Bak bu işte arabaya göre. Zaten aranan bu, arabaya göre. Evet. Bunu soruyorlar. Şimdi 5V, cisim 5V ile ayrıldı ya. Bu 2'ymiş. V eşittir 2 bölü 5 olur. Sen ne istiyordun? 6V'yi. O zaman bunu çarpacağım. 6 çarpı 2 bölü 5'ten. Evet. 12 bölü 5 metre bölü saniye olur. Sayılar biraz saçma gelsin, yorucu olsun diye yapmışız. Ay, aslında ters yapsam, bak bunu mesela şöyle, belki de yanlış yazdım bilmiyorum. Bunu 2 yapsam bu 10 olurdu. Bu da o zaman 12 olurdu. Tam sayı gelirdi. Gene aynı şey aslında da. Yani soru, mantık aynı. Evet, ilk önce yere göre buluyoruz momentum korunumundan. Yani daha sonra da araca göre düşünüyoruz. Evet, son olarak bu testimizde yere göre V hızıyla hareket eden araca 3 farklı şekilde yere göre V hızıyla M1 kütleli cisimler atılıyor. Buna göre araca çarptığında yapışan cisimlerden hangileri aracı durdurabilir? Şimdi burada dik bir şekilde gelen bu etki arabayı yerin dibine mi soksun, ne yapsın yani? Durdurmak söz konusu değil. Yani dik etki oldu, bu olmaz arkadaşlar. Bakın bu tarafa doğru gidiyor ya. Sizin bir kere attığınız cismin bu tarafa doğru bir momentumu var. Şöyle çarptığında böyle şu yatay momentum şuna göre ters yönde olduğu için bir yavaşlatıcı etki yapacaktır. İşte kütleler arasındaki ilişkiyi bilmediğimiz için, hızları böyle veriyorlar, açılar maçılar tamam, ama kütleler arasındaki ilişki bilinmediği için kesinlik belirtemiyoruz. Allah'tan durdurabilir dedi. O zaman buna evet diyorum, çünkü araca göre ters etki yapıyor. Ha, buna bak. Bu zaten sağa doğru gidiyor. Bir de bunun yatayı gelecek. Allah diyorum. Yani neler olur bilmiyoruz. Yani sıkıntı olmasın. Yani belki değişmez, belki hızlandırır. Yani kesinlik yok. Ama yani bir sıkıntı gözükmüyor gibi şimdi. Yani bunda yani durdurma söz konusu olmaz. Yavaşlama söz konusu olabilir ama hani toplam kütlenin ne olduğuna bağlı olarak burada ama ters etki var. Bunda hani yavaş durdurma değil yani. Bu zaten olmaz. Durdurma yok yani. Yavaşlamayı saymayacağım. Sadece iki nolu cisimde bunu gerçekleştirebiliriz. Olabilir yani. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi momentum başlı başına ancak bu kadar incelenebiliyor. Sürekli atış, enerji, çatlama, patlama etrafında dönüyoruz. Kendimizi tekrar ediyoruz. Onun için biraz bu şekilde oldu. Tabii ki de artık kontrol noktası testlerinde sıra. Umarım onları da beğenirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.